yapmak çok zor. Yani bir insan bu kadar olumlu özellikleri bir arada toplamış ve bu bir arada topladığı özellikleri aynen aynı paralellikte sürdüren bir insan. Şimdi bir insan dünya çapında beyin cerrahı, kendi yarattığı teknolojiyle birçok literatürlere geçmiş olan bir kişi, teknikle, kendi yarattığı ameliyat tekniğiyle literatüre geçmiş bir insan. Halka, insanlara şifa dağıtan bir insan. Yaşamı boyunca para düşürmemiş olan bir insan. Hiç parayla ilişkisi olmamış bir insan. Büyük bir Atatürk Cumhuriyetçisi. Atatürk Cumhuriyetçiliğinden asla taviz vermeyen, Atatürk ilkelerinden, Atatürk devrimlerinden asla taviz vermeyen, gördüğü bir aksiliği, bir noksanlığı, Atatürk'ün aleyhinde yapılan bir hareketi, davranışı anında tepkiyle ortaya koyan ve gerektiğinde gittiği o alanı, ben bunu yaşadığım için söylüyorum, terk eden. Çizmiş bir şahsiyet kendisi ve biz de onu örnek alıyoruz, o çizmiş olduğu projeler ve yaşattığı ve yaşatacağı ve yetiştirdiği kişilerle beraber. Ben Türe teyzeye, evlatlarına, bütün ailesine uzun ömürler diliyorum. Böyle bir değerin dostları tarafından alınması da bana göre çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herkese geldiği için de teşekkür ediyorum. Baş, bitiyoruz sevgili hocam. Senin özleminle yanıyoruz, tutuşuyoruz. Ama her geçen gün bizi sana biraz daha yaklaştırıyor fizik olarak. Bize aşılamış olduğun fikirleri her ortamda ifade etme gayretindeyiz. Dün Ekonomi Üniversitesi'nde Necat kardeşimin davetlisi olarak bir sunum yaptım öğrencilere. Yakamda Atatürk rozeti. Sunumumdan sonra bazı konuşmalar icap etti. Bana korkmuyor musun dediler. Ben dedim korkmamayı ağ bilirim ben öğrendim. Sonuna kadar da bu yolda gideceğiz. İş adamısınız. Başınıza bir sıkıntı gelir mi? Gelirse Rabbimden gelir. Rabbimin haricinde hiç kimse bize... Sevgili eşi, profesör, dostumuz. Ondan bir özelliğimiz de var biliyor musunuz? Seneler farklı ama doğum günümüz aynı. Benim doğum taşım. Oğlum, onun oğlu ve kızından çocukluk arkadaşı. Bu kadar güzel şeyden sonra ne diyeyim, Allah rahmet eylesin. Başka bir şey diyebilirim. Sevgi insan olması. Şunu çok açık net söylüyorum. Ben Erdem abiden gördüğüm sevgiyi babamdan görmedim. Yani insanlara müthiş bir şey, bir enerji veriyordu. Onu gördüğünüz zaman insan dertlerini unutuyordu. Bu kadar sevecen bir insan ben hayatımda hiç görmedim. Teşekkür ederim. Çocuklarına ve bana gösterdiği saygı ve sevgiyi şu anda sizlerle paylaşıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz bir başka yönünü dilediniz. Son yıllarda da hayatımın en iyi arkadaşı. En yakın dostumdur. Yaşıyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi Erdem